Merhaba, günaydın canlarım benim, günaydın. Hepinizi kokulu kokulu oh öpüyorum. Nasılız? İyiyiz inşallah. Halimize şükür diyoruz. Yani neden ortalığı görüyorsunuz hakikaten. Rabbim yardımcımız olsun. İyiyiz vallahi. Sabah sabah kalktık. Herkesin bizim evde bildiğiniz gibi yapacağı işlerimiz var. Mıntıka gibi. Hani askeriyede olur da olur ya. Herkes kendi görevinin başına, herkes işinin gücünün başında. İsmail de şimdi bizim odada ders yapıyor. Vallahi bu akşam ne yapsak, ne etsek, ne bileyim. Bu arada ay pardon, günlerimiz aydın olsun inşallah. Hep böyle. Vallahi halimize şükredeceğiz artık. Böyle şu halde bile halimize şükredeceğiz. Feyza bildiğiniz gibi rutin temizlik. Her gün aynı işler. Benim balkonu yıkarım. Bizim odayı toparlarım. O işler bittikten sonra İsmail'i bir doyururuz, ederiz. İsmail bizim odaya geçer dersini çalışmaya. Onlar da bütün ev işleri başladılar artık. Bilmiyorum ne yapıyorlar, ne diyorlar. Ben de İsmail'in odasına geçtim. Dedim bir günaydın diyeyim. Sabah sabah dedim bakayım ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz. İsmail'i bir gezmeye çıkardık, ettik. İşte geldik kısa bir sürede. Az önce Arzucuğum'la konuştum. O da Ela'yı bırakacakmış. Biliyorsunuz ben çalıştığım kişi benim Arzu. Hatta misafirimiz gelecek dediğimizde bundan daha önceki videolarda bazı arkadaşlar bu şeyde misafir mi olur falan diye. O misafir değil, benim işim. Hem ailemizden gibi birbirimizi çok iyi biliyoruz. Araç içinde geliyor, gidiyor mesela. Ela'yı bırakacakmış, iş yerine gitmesi gerekiyormuş. Dedim tabii ki gel, yani ben dışarıya çıkmıyorum. O hemen arabaya bindirecek. Abla dedi 3-4 saat dedi kalsın dedi, dükkana gideceğim dedi. 3-4 saatlik dedi bir işim var dedi. Biliyorsunuz paket servis yapıyorlar. Bayram sonu bilmiyoruz, bu gidişata bağlı. Herhalde dedi açılma ihtimalimiz var dedi. Hani masa eskisi kadar olmasa da aralıklı mesafelerde. Dedim hayırlısı, öyle bir şey olursa ben de iş başına başlayacağım. Ama böyle çok acil gitme ihtiyacı olduğu zamanlar birkaç saatliğine Ela'yı getiriyor. Büyük ihtimalle o gelecek. Tabii iyi oluyor her iki çocuk için de. Çünkü İsmail'le onlar geçen sene yazın ben çalışırken, benim eski videolarımda vardır. Her gün İsmail'i ben götürüyordum. Çok iyi anlaşıyor Ela'yla. Her gün havuza biz aboneydik. Onları havuza götürüyordum. Çok iyi anlaştıkları için hem ikisi için de değişiklik olacak. Çocuklar evde kapalı kapalı. Ne yapsam acaba bugün ya? Vallahi billahi insan her gün ne yapsam diye düşünüyor. Ne yemeği yapsam acaba bugün? Düşünüyorum da. Evde ne varsa onu pişireceğim. Tabii ki yani bu karın doyurmak değil mi? Ama Ramazan ayı da olunca, yani evde oruç da tutan olunca insan farklı anlar. O da hiç öyle pek öyle şey yapmıyor. Ne olursa olsun o. Yani olmasa da o hemen kahvaltı türünde açacak birisi. Feyzacığım, Ebru beni andı. Ebru diyecektim. O da pek güzel olmuş. Balkon şeylerini getirmiş, attı bana. Önce gelir gelmez yazmış. Dedim annem bayıldım. Oradayken beraber onları seçtiydik, renklerini falan. Çok güzel olmuş gerçekten. İnşallah iyi günlerde oturmaya nasip etsin hepimize. Bilmiyorum, fikir verin ne yapsak, ne etsek. Vallahi insan ne yapacağını da şaşırıyor. Hani bir yemek aslında yapmaya kalkıyorsun, içine bir tane eksik bir şey oldu mu o da olmuyor. Her gün yap yap insan şaşırıyor. Bu ev işi her gün, yemek işi her gün. İnsan böyle duruyor kalıyor. Ne yapacağını şaşırıyor. Robot gibi kalktı mesela. Aslında var ya insan, gene şükredelim kız neden diyeceksiniz. Hiç bunlar olmasa zaten tık nefes gitti, nefes alamayacağız. Acaba işleri bitti mi diyerekten diye bir bakayım. Bugün dışarıdan alınacak bir şeyimiz yok. Allah'a şükür herhalde temin ettiydik. İsmail'in gezisi şeyinden de eksiğimiz. İşte oluyor ya, bazen bazı eksiklikler oluyor, olmuyor değil yani. Ne yapsam da bilmiyorum vallahi.
Baksana biz, benim resmimi koymuş edepsiz İsmail oraya, yazı masasının üstüne. Evet, bu arada aslında bak neyi ne diyecektim, nereden girdim, nereden çıktım. Vallahi bazen ben de gidiyorum ha. Bazı arkadaşlar demiş, canlı yayını aç, sorulara, kız canlı yayını açacağım da sorulara sizinle sohbet etmeyeceğim de ne yapacağım ben canlı yayında? Şey, kendi kendime şey gibi ne yapacağım? Hani sizinle sohbet amaçlı açıyorum ben canlı yayını. Kim birkaç tane canlarım benim demişler yani. Sohbet sen yapma, canlı yayını aç. Ha, bir arkadaş demiş şey yap, canlı yayında. Kız canlı yayında yemek mi olur? Allah aşkına, o saat, o yayın saatlerce sürer ya. Allah'ım yarabbim. Ha, canlı yayın sorularınıza vermeden ne yapabilirim? Evallerini mi gösterebilirim? Mesela canlı yayını açıyorum. Çünkü size cevap vermezsem, zaten normal canlı yayınlarda cevap vermedim mi hemen birden yazınca sürekli hemen atlayıp gidiyor. Beni görmedin, beni görmedin hani diyerekten diye yazıyorsunuz. Yani imkanı yok hepinize vermeye. Vermediğim zaman bile sıkıntı oluyor. Bir de canlı yayını, cevap verme şeyini kapatırsam nasıl olacak o iş? Ona benim kafa basmadı. Kız nasıl olacak o, bir açıklayın bakayım. Nasıl olur o? Bu arada canlı yayınları söz verdiğimiz saatlerde pek yapamıyoruz ama hoş görün, biliyorsunuz artık iyice günlerimiz yaklaştıkça beni daha çok sıkıntı, stres bastı. Şimdi hani beni sıkıntı, stres basmasının sebebi, şimdi ortalık böyle, tedirgin oluyorum. Hastane ortamı, işte artık günümüzü alınca artık iyice gidip doktoruyla konuşmak lazım. Ameliyatına girecek olan doktorumuz belli tabii ki, İsmail'in doktoru da. Kimler girecek, ortam ne vaziyette, onları görmek istiyorum. Benim bile uykularım yani kaçmaya başladı yani, hissettirmesem de. Huzursuz oluyorum. İnşallah Rabbim tüm anne adaylarına yardımcı olsun. Şifa bekleyen hastalarımıza da yardımcı olsun. Diyorum ki hep böyle her akşam yatarken dua ediyorum. Şu diyorum, Allah'ın izniyle yavrumuzu kucağımıza alıp da diyorum eve bir atsak, belgine de geçen onu dedim. Dışarı adım attırmayacağım. Her yer şey olasıya kadar. Otursunlar evin içinde. Vallahi işte onun sıkıntısıyla, işte kafa dalgınlığıyla kalkardı biliyorsunuz bazı canlı yayınlarda saçma soru soranlar oluyor biliyorsunuz herhalde, en son canlı yayında da öyle bir şey oldu. Şu an benim ruh halimle kalkar ben de bir şey söylerim, sakinim, sabırlıyım ama bir de taştığı zaman oluyor, sınırını aştığı zaman oluyor. Hele şu aralar tam o şeydeyim yani, böyle ben de böyle sıkıntılı, huzursuz bir şeydeyim. Kalkar bir de canlı yayında bir şey der, iyice şafak atar. Bakalım ne olacağız. Neyse bir dolanayım bakayım ne yapıyor bunlar, kontrol edeyim. Bak makinenin sesi. Evet, İsmail ne yapıyor? Dersini çalışıyor oğlum, bak bak. Geçti şöyle, televizyonda dersini çalışıyor. Aferin benim oğluma. Hadi. Az mı kaldı? Bir bak bakayım dakikasını. Hadi bakalım. Güzel şey yap. Oldu mu anneanne? Hadi bakalım. Hadi güzel yap. Hadi anneanneciğim. Evet, karşısı bizim banyomuz. Feyza kapıyı güm diye kapadı. Banyoyu temizliyor Feyza. Mutfağı halletti. Pırıl pırıl yaptı. Ama belgim de salonda şu an. Salonu süpürüyor. O pek istemiyor. Görüntü vermek istemiyor. Bu da kapattı banyoyu. Evet canlarım benim. Neredeyiz? Feyza işini bitirdi. Değil mi anneanne? Şimdi mutfağa geçtiniz. Evet. Anneanne torun yarışacak bugün mutfakta. Neden? Şimdi ikimiz de iddialaştık. Meyve salatası. Ben onlara çocukken çok yapıyordum. Tabii belki o daha profesyonel yapar. Ona bir şey diyemem ben. Ama ben kendi yaptığım gibi yapacağım. O öyle dedi, ben böyle. Ayrı yapacağız kızım dedim ben o zaman.
Seninkisi farklı, benimkisi farklı. Hangimizinki güzel olursa. Ha ben bildiğim, yaptığım gibi yapacağım. Eskiden nasıl yapıyorsam o şekilde. O daha farklı yapacakmış. Öyle olsun. Önce malzemelerimizi bir tanıtalım. Benimki ayrı olacak, Feyza'nınki ayrı olacak. Şöyle karpuzumuz var, gülesim çıktı. Ha yemek mi? Bu arada da onu ihmal etmedim ama çekimini yapmayacağım yemeği. Bildiğiniz hep ıspanak yemeği işte. Gel buraya, bunları taşa yapalım, kaçma. Yetmezse meyvelerimiz bardağı takviye ederiz. Bir kase çilek, evet. Bir kase kiraz. Çekirdekleri alınmış. Evet. Ben, petibör bisküvi altı için. Evet, iki tane elma ben temizledim, muzumuzu yıkadım, yanına koydum, devamı var. Ne kadar kullanacağımız şimdi ayrı yapacağımız için belli değil. Mesela bir tane portakal, Feyza ben kullanmam dedi, ben kullanırım dedi. İstemiyorum. Hadi bakalım. Bir paket vanilya var, bir de üstünü süslemek için çikolatalarımız var. Evet, çikolataları ne yapacaksın? Çikolataları eriteceğim, sütle böyle üzerine krema yapacağız. Tamam. Süs yapacağız. Krem şantimiz var. Evet. Sütümüzden, krem şantiden ocağını yak, krem şantini yap, başla. Ben de meyvelerimizi doğramaya başlıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi anneanne torun yarışıyor diye başladık. Ben meyvelerimizin hepsini tabii ki ben doğrayacağım. Feyza da onlardan kullanacak. Sen nasıl istiyorsan seninkini öyle doğrayacağım ben. Ne yapıyorsun sen şimdi? Ben başladım elmadan. Ben de şimdi çikolatalarını yapıyorum. Feyza bak benimkileri böyle minik minik. Sen nasıl istiyorsan sana öyle doğrayacağım. Ben böyle küçük doğrayacağım. Peki, tamam. Şimdi bir yandan da krem şantiyi yapayım mı? Bunu karıştırayım. Tabii yap canım, onu hem şey yap, arada bir karıştır, altını çok mu açtın? Yok. Bakalım hangimizinki daha güzel olacak. Buradaki kira ayrımını şey yaptık, çatıştık. Ben de şöyle yapalım, o dedi hayır. E dedim o zaman ayrı yapalım. Anneannem benim yaptığım size küçükken hep bu. Evet şöyle kabımızı alıyorum. Bu elma yetmeyecek bile de neyse elma daha soyarım ben. Aklıma şey geldi, aileler yarışıyordu. Biz de şimdi mutfakta başladık, torunla yarışacağız bundan sonra. Hadi bakalım, kolay gelsin. Bir acayip zor yarış. Hadi bakalım, hangi bizimki güzel olacak? Sen ona ne koyuyorsun? Onun ölçüsünü söylesene. Burada şöyle iki poşet krem şanti ve 300 yani 300 mililitre süt var. Onları çırpacağım. Bir pakette vanilya koyuyorum. Seninkini koyalım değil mi? Tabii tabii koy. Hallettin mi anneannem? Evet, şimdi bu çikolatamızı erittikten sonra üzerine de kıvamına bakarak süt ekledik. Böyle biraz sıvı gibi oldu ama bekledikçe zaten koyulaşıyor, daha kıvamayacağız. Evet, ben de bu arada elmalarımızı küp küp küçük küçük doğradım. Çileğe geçtim.
çileklerimizi doğrayayım. Zaten kirazımızın çekirdeklerini ayırıp ikiye bölmüştük. Onlar hazır. Sen ne yapacaksın şimdi kızım? Şimdi... Ha, çırpacaksın. Tamam, çırp onu. Ispanağımız da ocağımız da pişiyor. Dedik onu değil de şimdi bunu çekelim. Krem şantimizi de yaptık. Üzerindeki ölçülere göre paketindeki. Şimdi bunu buzdolabında bekleteceğiz. Ne kadar bekleyecek? 10 dakika falan. Yani meyveleri hazırlamamız ne kadar sürerse. Yani onu sen de sürer. Katılaşmasına göre. Evet. Tamam. Sen şimdi püsküvürünü mi halledeceksin? Evet. Şimdi karpuzlarımızı ben hemen doğrayayım. Ben de püsküvürlerimizi kıracağım. Sen de püsküvürlerimi kır. Şurada. Şunları alabilirim ben. Evet. Dur, o lazım annem bana. Tamam. Neyin içinde kıracaksın onu? Bunun içine kırmayayım mı? Başka bir şey mi kır? Hani baş, derin bir şey olsa olmaz be. Kır, onu da kır, sen bilirsin. Tuzlarımızın çekirdeklerini alıyorum. Seninki çekirdekli mi olacak yoksa? Hayır, soruyorum ben sana. Anneannem ve esprileri. Evet. Karpuzun da bak şurasını var ya, kabuğunda kalan yeri harika, bayılırım ben. Onu da doğrayacağım, atma. Çocukken aman elimize alırdı, ne sıyırırdık onları. Çocuğum var şimdi bile, al sıyır. Şöyle ayırayım da sonra küçük küçük doğrayacağım onları da. Ben şimdi zaten benim yapacak bir şeyim yok. Kabıma dibine şeyi koyayım. Ha, o kadarcık mı şey yaptı? Ne yaptı? Başka yok mu? O kadar mı kırdın? Evet, çok koymayacağım zaten. Ha. Hangi kabı alıyorsun sen? Renkliye mi? Evet, moru aldım. Hadi bakalım, sen moru al, beyazı da ben alayım. Kaseyi sen mi aldın anneciğim? Ver oradan bir kase, senin karpuzlarını koyayım ben. Şu. Hayır, onun içine şey yapacağım. Ha, oradan ver annem bir tane ya. Tamam. Ben kendi kilerimi şöyle ince uzun. Tamam. Şunlar senin. Şimdi Feyza ayarlıyor. Kendikini yapıyor. Evet. Ne, nasıl yapıyor, ne döşüyor, hepsini söyle. Dibine bisküvilerimi koyuyorum. Şöyle çok kalınlayacak şekilde. Ben anlamam. O senin. Evet, ben şu kendimi şöyle yuvarlak portakalını da hazırlayayım. Evet, şöyle dibine bisküvi koydum. Böyle daha zor olur. Evet, şimdi ben de kendi şuna başlayayım ben de. Bisküvi koyuyor, ben koymuyorum. Krem şantini halinde ben biraz alabilirim ondan. Şimdi ben çok az bir şey. Bir tane kase alayım. Ver anneannem bana. Bir tane yeter bana. Şimdi Feyza dibini öyle döşedi. Ben şöyle çok az bir şey ölçüyle. Muzu niye doğramadın? Elma koydum. Doğrayacağım. Krem şantiyi bana verir misin? Muzu niye hemen doğramadım? Kabını yıkayıp da koydum oraya. Krem şanti biraz daha donsa ya. Kararıyor. Ben tabağımda dondururum. Ben kendime alacağım. Getir. Peki. Ver sen bana. Şu aldığım
kasenin içine az biraz doğradığı elmadan. Elma var. Bak bak bak, görüyor musun? Bak şimdi. Benim, benden kopya çekme. Benim yapış tarzım bu. Seninkini bilmem. Bunu yerine koyuyorum. Koyayım mı annem bunu? Koyma. Koyma. Yemeği unutmuyorum bu arada da. Evet, hemen bir tahta kapatıyor. Al al al, benim kabımı al. Al. Ha, aldın mı? Anladım. Şunu da alabilirsin. Evet, ben şimdi elmayla, sadece elmayla ben bu şekil yapıyorum. Yani çocuklarıma böyle yaptım hep. Feyza altına bisküvit koydu ayarla. Kabımın içine koyuyorum. Şu şekil. Anneanne, bana muz koyar mısın? Tabii. Küp küp. Evet. Bir de yarım. Şöyle mi? Şöyle mi? Öyle değil ama neyse, öyle olsun. Şöyle mi? Evet. Bak sen şimdi altına koyacaksan. Heh, al kızım. Evet. Şunu da mı doğrayayım? Onu doğramayayım. Yarım yeter. Yeter mi? İyi. Sen ne yapıyorsun? Ben nasıl alacağım şimdi ben? Heh. Feyza, anlat ama nasıl yaptığını sen de. Tamam, anlatacağım sana. Şimdi karpuz kaçtı içine. Olsun. Burada muzla elma var biraz. Şimdi krem şanti koyacağım. Hı. Üzerine biraz. Yemen de altını kısalım da. Ha. Krem şanti ile karıştırıp ben de şeylerin üzerine, bisküvilerin üzerine bunu koyacağım. Ha. Bisküvi de alta koydu Feyza. Evet. Muz ve elmayı küp küp doğrayıp üzerine de krem şanti koyup karıştırdım. Ben sadece elmayı, hiç altına bisküvi koymadan elma ile krem şantiyi doğradım. Şimdi önce üzerine şöyle yarım ay şeklinde muzlarımızı koyuyorum. Şöyle kapatacak şekilde. Kaşığı bunu koyma oraya. Ha, olsun, kaldı mı? Çok az bir şey. Bir kaşık hemen muzların üzerine krem şantimizden şöyle yayıyorum. Onun üzerine çileklerimizi, kirazlarımızı koyuyorum. Şimdi bunu dolaba koyduğum zaman donacak. Harika dondurma olacak. Yaz aylarında of of yaz da geliyor. Mis gibi. Antalya'ya geldi bile yaz. Yani. Aynen bir kat daha krem şantiden çok az bir şey şu şekilde. Ben de öyle yapıyordum onları. O bisküvit bisküvit koydu, ben koymuyorum. Çikolatayı ne zaman şey yapacaksın? Çikolata bana da lazım. Tam çikolata biraz daha dursun. Üzerine birazcık daha çikolata ekledim. Biraz daha içine pütür pütür kalsın, tam olmasın diye. Tamam. Ben de şimdi üzerine süslemek için çileklerimi de koyacağım. Birkaç şimdi karpuz koydum. Evet, şu şekil. Bir kat daha şöyle az bir şey krem şantiden koyuyorum. Şöyle. Üf, sanat eseri. Evet, şöyle şimdi en son çileklerimi koyuyorum. Keşke altını karpuz koysaydım. Ya bak, gördün mü? Anneanneyin dediğine geldin. Hayır, dur. Kabul etmiyorum. Kabul etmiyorsun bir de. Evet. Ben bütün meyvelerimizi koydum. Portakalımızı. Portakal neden bir tane? Şu şekilde. Çok fazla koymayacağım için. Hani gerçi portakalı diğer kaplarımıza da koyarım da. Krem şantını kaşıyorum. Alırsın.
Bak şimdi karpuz koydum. He. Üzerine çok az krem şanti koyacağım. Süreceğim yani. Bak şimdi. Baktım şimdi, baktım. Evet, salata benimkisi şu an çikolata bekliyor, meyve salatamız. Altına ben tekrar bahsedeyim, elmayla küp küp, küçük küçük minik minik krem şanti ile karıştırdım. Bir kat öteki meyveleri üstüne krem şanti, bir kat öteki meyveleri üstüne krem şanti. Süslemesini şu şekilde yaptım. Şimdi sıra geldi çikolatamıza. O beceriyi de ben yapamıyorum, onu da Feyza yapacak. Ben onun şeylerini, malzemesini doğradım ya, değil mi? Ben de krem şantiyi yaptım. Evet, sen de krem. Saldık meyveleri. Evet, çiğ koydum. Göstersen de etrafına da kirazlarımızı dizeceğim. Bak ben buradan çekildim. Al hemen bardağını, şurada diziver. Şey açısından. Evet. Hadi şimdi çikolatasını. Bir dakika. Karışımını tekrar ikimiz de veririz yani. Şimdi ben kendi kasemi böyle yaptım. Bir tane de büyük yapacağız. Dibine bisküvilerimizden koyuyorum yine. Şöyle. Sonra bisküvilerin üzerine koymak için elma ve muzumuzdan bir kaseye alıyorum. Bir şey tabağa. Bak doğramamıştım. Biraz da muz alacağım üzerine. Şimdi bunları krem şanti ile karıştıracağım. Ve üzerine koyacağım. Bu Feyza'nın tarifi. Evet. Sen ver bana yettiyse. Koy hemen dolaba. Hı hı. Şöyle şimdi bunu üzerine yaydıracağım. Güzel yaydırdım onu. Evet, olsun, tamam. Ver bana onu kızım. Heh. Üzerine de biraz daha şu aralara şey atayım da. Elmayla, şeyden, muzdan. Meyvelerin adını unuttum. Yüksek. Evet, şimdi karpuz koyuyoruz biraz da. Şimdi diyecekler niye eline koydun? Ellerimiz temiz, hijyenli. Evet. Yemek yiyorsak yani. Oh, karpuzlarını da koydu. Ağızları bir kadar küçülterek koyuyor. Olsun, fark etmez kızım o ya. Eriyecek zaten onun içinde. Üzerine biraz daha bisküvilerden koyuyorum. Yine böyle karışık oldu. Üzerine de krem şantiden koyayım. Ne oldu, ben ne yapayım? Bir şey olmadı. Şöyle. Bu büyük ya.
çürdük gibi olmadı. Onun şeyi küçüktü. Biraz daha küçük bir kase yapsak daha güzel olurdu. Olsun, bunu da sofranın ortasına koyulur. Küçük kaselerde yaptık zaten. Sen tekrar ikinci kez tarifini veriyorsun. Ama üzerine yayamıyorum ki, baksana. Onun üzerine tamamen şey, krem şant ile kapanması lazımdı. Şimdi meyveli mi sütlü? Evet. Ondan sonra çikolatası. Evet. Hadi bakalım. Çilek ve kirazlarımızdan üzerine süslüyoruz. Ay, üçte bitti. Hepsini ondan doldurdun. Kiraz koymayacak mısın? Kiraz da koyacağım. Kirazları da araya koyacağım. Kirazlar küçük ya zaten. Sonra tutma anneanne. Evet. Sıra anneanneye mi geliyor? Evet. Şöyle çikolatamızı spor poşetimize alıyoruz. Yardım soğuduktan sonra tabii. Neden olmasın? Geldim. Sen şöyle şunu açıp da şöyle şunu. Hı, ver misin? Ben de üzerine boşaltayım. Tamam. Tamam, tamam. Bırak. Al kısım. Şimdi üzerine sıkacağız. Şöyle. Oo. Buna da sıkalım. Evet, ötekine de sık benimkine. O zaman senin imzan olmuyor. Bak sen. Doğradıklarımda kimin imzası var? Onu ben azıcık senin imzanı. Tamam mı şimdi? Evet. Şimdi bu Feyza'nın tarifi. Evet. Şimdi ben kendikimi yapayım. Evet, torununkini gördünüz. O şekilde. Belki onunkisi daha güzeldir, daha profesyoneldir. Ama ben o şekilde yapmıyorum. Tekrar şimdi krem şantimizden şu elmaları karıştırıyorum. Sade elmayı. Bunu kullanacağımız tabağımızın içine şu şekil koyuyorum. Onun üstüne bir kat şöyle muz. Tekrar krem şanti koyuyorum. Karpuzumuzu koyduk. Şimdi bir de biz seninki mi güzel, benimki mi güzel bak gari. Evet, biraz daha krem şantiden koyayım. Şöyle koyalım. Çikolatamızı kenarıya sıktık. Aralarına şöyle çileklerimizi. Şekil de yaptı. Evet şekerim, şekil de yaptım. Ben şekil de yaparım. Evet, ortasına da. Feyza nedense istemedi portakalı ama ben seviyorum. Bak bak. Bu benim.
akşama. Ne koymadık? İftarın üzerine böyle hafif bir tatlı güzel olur. Hem tatlı gibi evet, hem bir de soğuk yaz aylarında hem dondurma gibi biraz da şöyle daha. Bu da anneanne, bak nasıl imzamı attım ama. Bu da anneannenin, evet hangimizinki güzel, getir bakalım, getir. Dolaptan getir. İkisini de getir yaptıklarımızı. Şimdi ben yaptım. Şöyle. Oha çok güzel gözüküyor acıktım valla. Evet, şu da benim. Dolaptan çıktı, harika olmuş, donmuş. Teyzanınkileri de bunlar, tariflerini gördünüz. Evet. Hangimizinki daha güzel, bir deneyin bakalım. Ha, evet değil mi? Yorumlar. Bekliyoruz yorumlarınızı. Evet canlarım, meyve salatalarımız oldu. Bakalım hangimizinki güzel, yorumlarınızı bekliyoruz. Biz anneanne torun meyve salatasında çekiştik. Kız başladı bana artık öyle değil böyle olur demeye. Bak 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 bak. Ben de dedim sen kendikini yap, ben kendikimi yapayım. Hangimizinki güzel olursa. Belki o daha profesyoneldir, neden? Yeni yeni çıkıyor mesela. Ama ben eskiden beri, yıllardan beri çocuklarıma, torunlarıma yaptığım meyve salatası bu şekilde. Gerçi arasında bir fark yok. Onun farkı ne? Bisküvi koydun değil mi? Hem bisküvi koydum hem de portakal koymadım. Bir de elmalarla muzları kremşatlıyla karıştırdım. Tabii o karıştırıp da ben sadece elmayı karıştırdım. Doğru söylüyorsun. Bu arada yemeğimizi de kapattık yani, o bitti. Onu da aradan çıkardık. Artık gidelim değil mi? Evet artık gidelim. Gitme zamanı geldi. Evet. Afiyet olsun hepinize. Sağlıklı kalın, huzurlu kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın.